Merhaba, ben Neşe Yaşın. Aynı denizin kıyısında tekrar birlikteyiz. Bugün sizleri nereye götüreyim? Orta Çağ'a doğru gidelim ve Orta Çağ'da Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'taki erotik aşk şiirlerinden okuyacağım size. Ama önce bir efsaneyle başlamak istiyorum. Orta Çağ'a dair bir efsaneyle. Bu efsane Melusine efsanesi ve önce Fransa'ya giderim bu efsaneyi dinlemek için. Melusine kimdi? Efsanenin anlattığına göre Kıbrıs'ın ilk kraliçesiydi. 11. yüzyılda Prens Raymond de Lusignan Fransa'daki Poitou yakınlarında arkadaşlarıyla bir ormanda avlanmaya gitti. Orada ormanda adı Melusine olan çok güzel bir genç kıza rastladı ve görür görmez ona aşık oldu. Onunla evlenmek istedi. Melusine evlenemeyeceğini, annesi tarafından lanetlendiği için her hafta sonu bir deniz kızına dönüştüğünü ve bunu üzerine insan gözü değerse o deniz kızına dönüştüğünü anlattı. Pazartesi sabahı bir kadına dönüşemeyecekti eğer üzerine bir insan gözü değerse hafta sonu. Raymond ise onunla evlenmekte ısrar etti ve hafta sonları Melusine'yi asla görmeyeceğine dair söz verdi. Evlendiler, Fransa'nın en gözde çifti oldular ve halk tarafında çok sevildiler. Hepsi erkek olan 11 tane de çocukları oldu. Bu çocuklar çok çirkindi. Birinin tek gözü vardı, birinin kuyruğu vardı, diğerinin üç bacağı vardı. Yine de öylesine muhabbetli bir aileydiler ki insanlar onların dış görünüşlerini unuttular ve hepsini de sevdiler. Yıllar geçti, çocuklar büyüdü. Raymond ve Melusine yaşlandı. Bir cumartesi sabahı Raymond, Melusine'ye acil bir şey söylemek için yatak odasının kapısını açmaya çalıştı. Tam o anda büyüyü hatırladı ama çok fazla zaman geçtiğini ve bunun artık gerekmediğini, büyünün işlemeyeceğini düşündü. Kapıyı açar açmaz küvette Melusine'yi bir deniz kızına dönüşmüş olarak gördü. Bir daha asla bir kadına dönüşemeyeceğini bilen Melusine o kadar çaresizdi ki pencereden uçarak kaçtı ve denize doğru yolunu buldu. Fransa'dan çok uzaklara yüzdü. Dalgalar onu Akdeniz'in diğer ucundaki, en doğudaki adaya götürdü. Böylece Kıbrıs denen bu adada dolaşıp kocası ve çocuklarını düşünüp ağlamaya devam etti. Fransa'daki Raymond ise umutsuzdu. Çocuklar annelerini çok özlemişlerdi. Bu yüzden Raymond bir Haçlı seferi düzenledi. Bütün oğullarını da bu orduya aldı ve gemilerle Melusine'yi bulmak için Akdeniz'e doğru yola çıktılar. Her limanda, her adada durdular ve sonunda Kıbrıs'a ulaştılar. Burada Melusine'nin ağlayan sesini duydular. Melusine dalgaların arasında kıyıya geldi. Böylece Lusignanlar Kıbrıs'ta kalmaya ve 3 yüzyıl boyunca krallıklarını burada sürdürmeye karar verdiler. Her akşam kıyıya geldiler. Melusine de dalgaların arasından çıkıp ailesiyle konuştu. Onları gördü ve sevmeye devam etti. Ben koleje gittiğim yıllarda, ilk yıllarında 74'ün hemen öncesinde bir binada, eski Lefkoşa'da bir binada ders yapıyorduk. Bu binanın bahçesinde St. Catherine Kilisesi vardı ve burada Melusine'nin bir oyması var bu kilisenin girişinde. Avrupa tarihinde Orta Çağ Rönesans'la sona erer. Türk tarihinde ise biliyorsunuz İstanbul'un fethi
Rönesans, Orta Çağ'ın sonu olarak değerlendirilir. Zamanlar Gotland adasında bir yazar evinde kalmıştım bir ay boyunca. İsveç'in Gotland adası Baltık Denizi'nde. Bir sabah kalktım ve kendimi Orta Çağ'da buldum. Bir Orta Çağ festivali gerçekleşiyordu. Ve herkes Orta Çağ kıyafetleri giymişti. Hatta sokak lambalarını bile kapatmışlardı Orta Çağ görüntüsü olsun diye. Ve temsili bir olay gerçekleştiriyordu. Bütün adaların kaderinde olduğu gibi Gotland'da işgal edilmiş ve işgalciler geldi bu temsili sahnede. Ve işgalcilere bütün adanın kadınları mücevherlerini çıkarıp veriyorlar adalarını işgal etmesinler diye. Kıbrıs'ın da böyle bir özelliği var. Sürekli bir işgalcilerimiz gelmiş gitmiş. Şimdi sizlere Orta Çağ Kıbrıs müziğinden bir Medieval Kıbrıs şarkısı dinleteceğim. Tatlı tatlı kederlenen bülbül, öylesine üzüntülü, öylesine yakıcı biçimde. Belli benim gibi eşi olmadığı onun da. İşte bana döküyor derdini, öylesine tatlı ölçüyor hüznünü ve dikkatimi çekmeye çalışıyor bu kederli ağlayışla. Kendinden geçtiğini anlıyorum. Sadece bir kuş belki ama üzücü. Benim acılarım için yas tutuyor sanki. Ve öylesine yorucu bir kaygıyla bildiğinden beni anlatıyor bana şaşkın bir ıstırapla. Gece gündüz uzaklaşmıyor benden. Uçarken bile ağlayarak gidiyor ötelere. Hareketsiz durduğumda anımsatıyor bana. Bütün gece uykusuz kalacağını benim de. Biliyorum tutku gönderdi onu bana. Çektiğim bu azap dinmesin diye. Ortaçağ Kıbrıs'ından bir aşk şiiriydi bu. Devam edelim. Kıbrıs'tan ayrıldım beni yangınlara salan, tutuşturan o alevi dindirmek için. Ta şarktan garba vardım, dinsin diye harlanan alev. Düşmanlarımdan kaçtım böylece sükunete, kalbimi parçalayan okların yağmurundan. Ama ne kadar uzaklaşsam da ondan, yanıyorum daha fazla. Ve iki gözüm iki çeşme. Akmaya başla gözlerim, akmaya başla ve uzaklaş denize doğru nehirler gibi. Ve sen iç çekişim, rüzgarlı göklere bak boş şeylere. Çünkü dil artık baş edemiyor bununla. Bize onun güzelliğini ve okşayışlarını anlatmalısın. Ve dudakların cesaret edemediği yer üstünde bırak gök, bırak deniz işitsin. Ve bir Kıbrıs ninnisiyle devam edelim. Aya Marina Cecira Poci Mizista Mora Κοτσίνη στο κορούδι μου, το πιο γλυκί τραούδι μου. Τσίπελε που παίρνει στα μωρά, πάρε και εμένα τούτον, μικρό μικρό σου το δοκά. Με άλλο φέρε μου, επάρ το
στραφώ πίσω φερμωτό να δει τα δέντρα πώς αρθούν και τα πουλιά πώς γελάει. Uyu benim minik oğlum, benim minnacık kızım. Hadi gel uyu, bırak oğlum uyusun ve uyansın güzel doğumuna günün. Ve annesi dereye insin, defne ve su getirmeye ona. Defnelerle yıkamak için yavrusunu ve minik giysilerini, ufacık zıbınlarını. Ve sersin onları elma ağaçlarına, kuşların yuva kurduğu, kıpkırmızı güllerin dalına. Bir ulak gönderdiler Hacı Kiryakiler. Dedim onlara, vermem size kızımı. Çünkü o minicik ve ağlamakta. Binlerce altın saçtılar önüme ve bir kahvehane yaptılar. Dedim, vermem kızımı onlara. Çünkü o minicik ve ağlamakta. Ve o kekliği böğürtlenin, akasyanın altın topu, sütün kaymağı, filizi asmanın. Uykuya dal benim kıymetlim kızım. Ve dert etme hiçbir şeyi. Pazartesi günü görücü gönderecek kral. Uyu benim azizem, uyu anneciğim. Ve ben ninniler söyleyeyim sana, sallayayım beşiğini. Boş yerinde, boş betunde, şepasim bera çerkunde, nadi tumay triyanda filla, ta ustumi. Aynı denizin kıyısında Orta Çağ'ın Kıbrıs'ına gittik bu hafta. Bir hafta sonra başka bir Akdeniz kıyısında başka şiirlerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize sevgiler ve mutlu bir yıl diliyorum.